Merhaba sevgili yazı severler, kalem severler. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü YouTube tanıtım videomuzda bir uç tanıtım yapacağız. Biraz yakılmış, o yüzden biraz böyle okunması zor olabilir üzeri. Bir ucumuz var. Yazı yazmakta, güzel yazı yazmakta kullanılan bir uç. Hunt Imperial 101 adını taşıyor bu ucumuz. Bakın ön tarafta şu desenin üzerinde 101 ifadesi yer alıyor. Bakın şurada 101. Şekil olarak gayet basit bir uç. Bu gördüğünüz uçla özellikle kursif yazı türünden Cooper Plate dediğimiz yazı tipini yazmakta birçok arkadaş bu ucu kullanıyor. Bu ucu nasıl kullanacağız? Onun üzerinde duracağım. Çok uzun bir video yapmayacağım. Bir kere ucumuz bir divit ucuna sabitlenmeli. Bu bir oblik uç da olabilir. Yani yandan çıkıntılı bir uç da olabilir. İyice sabitlendikten sonra, bakın şuraya kadar girdi. Kıpırdamayacak hale getirildikten sonra yazı kılavuzları indirilebilir. Yazı yazmak için kullanılan bu tür kılavuzlar internette çeşitli sayfalarda mevcuttur. Bunları indirebilir veya hazır şekilde basılmışlarını alabilirsiniz. Ben indirmeyi ve yazıcımdan çıktı almayı tercih ediyorum çalışma için. Kaliteli bir 90 gram kağıda ya da işte en azından 80 gram kağıda bazı 80 gram yazan kağıtların ne yazık ki ağırlığı ve kalitesi bu düzeyde olmuyor. Bu yazıları yazmak için ya da işte önünüzdeki kılavuzdan yazıları taklit ederek öğrenmek için bu kılavuzları indirebilirsiniz. Önünüzde gördüğünüz, şu anda gördüğünüz bir Cooper Plate yazı tipi kılavuzu. Hafif eğimli bir kılavuz. Tabii ki bu kağıtlar çok kaliteli olmadığı için çok tavsiye etmiyoruz. Daha kaliteli kağıtlarla ve daha iyi kılavuzlarla çalışmak elbette daha iyi olacaktır. Fakat ben bunlardaki hafif mürekkep yayılımlarını görmezden gelerek harflerin yazımlarını öğreniyorum. Bununla birlikte kaliteli kağıtlar üzerinde çalışabilirsiniz. Mesela şu Rodia defteri gibi. Bu defterde çeşitli yazılar yazdım ben. Dolma kalemle yahut işte divit uçlarıyla. Arkasına yazıyı geçirmeyen kalın kağıt alık kaliteli kağıtlar. Şu ortada gördüğünüz yazıyı mesela şu eğimli yazıyı. Bu uçlardan biriyle yazmışım. Arka tarafa geçmemiş gördüğünüz gibi. Sağlam ve parlatılmış yüzeye sahip kağıtlar. Parlatılmış yüzeye sahip olmazsa kırçıllı olursa ne olur? Yazınız başarısız olur. Şöyle ki bu ucların oldukça sivri olan bakın bir uçları var. Ve bu uçlar kağıttaki tırtıklara takılıp orayı sökebiliyor, delebiliyor, yırtabiliyor. Yahut oradan bir parçayı açıldığı için şöyle bastırınca açılabildiği için bu uçlar esnek bir yapıya sahip oldukları için oradan bir parçayı ağızlarına alıp yazının şeklini bozabiliyorlar. O yüzden kaliteli bir kağıt kullanabilirsiniz. Veya işte Victoria Journal markasının bu tarz defterleri yine kaliteli defterlerdir. Timo River yanlış söylemiyorsam Tameo River miydi? O olabilir. Metexa'nın bazı defterleri de hiç fena değil. Bunlar kadar kaliteli olmasa da parlak yüzeyli ivory kağıtlar, 70 gram ve üzeri kağıtlar yine sizin için kullanışlı olabilir. Ya da şu önümde gördüğünüz benim karalama ajandam, uçları, dolma kalemleri denediğim bir ajanda bu. Çeşitli yazılar yazmışım. Burada bazılarını uçla yazmışım, bazılarını dolma kalemle yazmışım. Gördüğünüz yazıları yazmak için kullandığım, el yazısı çalışmaları yaptığım kaliteli kağıda sahip olan ajandalarda bu çalışmalarda sizin için kullanılabilir olur. Ancak eğer yeni başlıyorsanız muhakkak kılavuzlarla harflerin boyutlarında bir tutarlılık yakalamak için kılavuzlarla başlamak lazım. Ve kılavuzları kullanmadan başlarsanız yazınızda eğim hataları, aralık hataları olacaktır. Bu yüzden ilk önce kılavuzla başlayın derim. Ben şimdi mürekkeple bu kalemi kullanırken, bu ucu kullanırken nelere dikkat edilecek? Kağıt üzerinde de biraz göstermeye çalışacağım. Kameramı hafif biraz daha düzelteyim. Biraz daha yaklaştırayım. Evet. Şu şekilde yazımızı yazmaya başlayalım.
Mürekkebim çini mürekkebi. 2-3 tane çini mürekkebini bir pelikan, bitmiş bir pelikan mürekkep şişesine doldurdum. Monopolindi galiba. Çini mürekkeplerinin tabii ki daha kalitelileri var. Jack Herbie'nin var, işte çeşitli markalarım var. Veya is mürekkebiyle yapılan, piyasada satılan çeşitli mürekkepler var. Japonlara ait mürekkepler var, Sumi gibi. Onlardan da satın alabilirsiniz. Yahut çeşitli renkli kaligrafi mürekkeplerini de kullanabilirsiniz. Çok güzel seçenekler var açıkçası. Bunları deneyebilirsiniz. Benim maksadım uçta nelere dikkat edileceği, nasıl yazı yazılacağıyla ilgili olacak. Bu noktada umarım faydalı olacaktır videom. Mürekkebimizi de görüş alanının içerisine koymaya çalışayım ki ne yaptığımı görün diye. Evet, şuraya bir isim yazmışız. Böyle S harfiyle başlayan biten isimlerin bir örneği el yazılarında güzel olduğu için bir dolma kalem denerken bir isim yazmışız. Sinemis ismini. Neyse, biz başlayalım. Kameranın açısına umarım çok girmem. Girersem de kusura bakmayın. Kalemi mürekkebe batırdıktan sonra ne yapacağız? Yazı yazmaya başlayacağız. Ancak bu kalemleri üzerinde bir kaplama vardır. İlk etapta, ilk geldiklerinde çok ince bir kaplamadır. Eğer o kaplamayı kaldırmazsanız yakarak yahut patatese saplayarak yahut limona, bazı limon da gördüm böyle tavsiye edenler, ama patates ve ateş en güzel yollar. Bir pensenin ucunu alarak ben mesela uç bölümünü hafif yaktım. Böylece mürekkep tutma imkanı artıyor. Yok, aksi takdirde çok az yazabilirsiniz. Kalemi mürekkebe dokundurduktan sonra muhakkak yan tarafa mürekkebe veya hokkanıza şöyle hafifçe değdirin ki aşırı derecede mürekkep yüklemesin. Çünkü kağıda dokunduğunuzda mürekkep kağıdın üzerine aktarılmış olur. Şimdi elimden geldiği kadar kameranın açısına girmeden yazalım mesela. Merhaba sevgili izleyiciler yazalım mesela. Şu kılavuzumuz olsun bizim alttaki çizgi. Bakın bastırdığımızda bu uç esniyor. Aşağı doğru inerken bastırıyorum. Hafif elimi kaldırdım. Yukarı çıkarken bastırmıyorum. Elimi kaldırıyorum. Evet, bu şekilde bir M harfi yaptık mesela. Bu bir el yazısı olsun. Bir copperplate çalışması değil. Bitişik el yazısı yazmaya gayret ediyorum şu anda. Bu şekilde aşağı doğru inerken eğer mürekkebi azalırsa zaten ray çizmeye başlar. Yani arasında boşluk bırakmaya başlar yazıda. Onu da hissedersiniz. Bastırarak aşağı doğru indiniz. Yukarı doğru çıkarken harfleri öğreneceksiniz. İnternette benim de videolarım var bu kanalda. Videolarım var ve olacak. Oralardan da takip edebilirsiniz. Kağıdınızın üzerinin bir de temiz olması lazım. Parlak olması lazım. Parlak kağıt olmazsa, ivori kağıt olmazsa ya da parlak yüzeyli kağıt diye tanımlanan bir kağıt olmazsa yazıda takılmalar, ucun içinde kirlenmeler olabilir. Veya kullandığınızın kağıdın yüzeyinde bir kir, bir kıl, bir pislik, hatta çok ince böyle havludan, elbiseden kırçıl bir parça dahi yazınızın çirkinleşmesine yol açacaktır. Çünkü bu uçlar onları topluyorlar. Harf harf gidiyoruz, yavaş yazıyoruz. Kesinlikle hızlı yazmıyoruz. B harfini inerken bastırdım, çıkarken bastırmadım. A harfine geçiyorum şimdi. Bakın yuvarlağın bu tarafında bastırarak iniyoruz. Copperplate'e yakın bir el yazısı oldu şu anda. Ama dik o açıda değil, o daha açılı bir yazıdır. Tabii ben copperplate'e alıştığım için o uçla hep o yazı tipini yazdığım için biraz benziyor olabilir. Sevgili izleyiciler. Bitişik el yazısı yazmak zorunda mıyım? Başka bir şey yapamaz mıyım bu uçla derseniz, başka bir seçeneğim yok mu derseniz, tabii ki bu uçla yapacaklarınızın şeyi bir sınırı yok. Özellikle karikatür çizenler yahut çeşitli siyah beyaz çizim yapanlar da bu uçlardan çeşitli versiyonlarını kullanıyorlar. Bu benim tanıttığım ilk uç olacak. Bundan başka uçlar da var. Bu çalışmalarda kullanılabilecek. Manga çizenler de bazen bu uçları kullanıyor.
İlla bir çık olması da şart değil. Mesela seyirciler bölümünü bitiştirmeden yazalım. Sizin yazınızı bu uçları kullandığınızda yazınızı güzelleştirecek uçlardır bunlar. Yeter ki kurallarına uyun yazının. Boyutlarına dikkat edin. Yazı tiplerinin. Onları kılavuzlarda Eleanor Winterson ya da David Harrison kitabına indirerek kaligrafi üzerine kitaplar. Birisinin adı The Bible of Calligrapher. Diğerinin adı da el yazısı kılavuzu gibi bir şeydi. Ha, seyirci yazacaktık. L yazıyorum. C'yi unuttuk. Kusura bakmayın. Şurada bir L harfinin başlangıcı oldu. Evet. Bu şekilde bitiştirmeden de çeşitli yazı varyasyonları oluşturabilirsiniz. Kalitesiz bir kağıda bu uçla hiçbir şey yazılamaz mı? Yazılabilir. Fakat bastırdığınızda çok fazla mürekkep saldığı için bu orada o kağıtta verimsiz sonuç almanıza yol açacaktır. O yüzden kalitesiz bir kağıda yazıyorsanız bastırmadan yazın. Mesela ve çok küçük yazılarda yazabilirsiniz. Mesela şöyle bastırmadan daha hızlı da yazabilirsiniz. Güzel yazılar da ortaya çıkabilir. Bir günlük tutarken, bir küçük mektup yazarken, not alırken bu uçları kullanmak sizin yazınızı olağanüstü derece de güzelleştirebilir. Bastırmadan da bu şekilde çini mürekkebiyle hatta normal dolma kalem mürekkebiyle de kullanmanız mümkündür bu uçları. Bu şekilde gördüğünüz gibi daha da çok yazabilirsiniz. Satırlarca yazabilirsiniz hatta bastırmadığınız zaman. Bastırdığınız zaman ise bol miktarda mürekkep bıraktığı için ikide bir banıyorsunuz kalemi. Tek sıkıntı bir çift el yazısı yazarken dönüp noktaları koymaktır. Noktaları koyarken de temasınız hep aynı şekilde olursa güzel olur. Mesela ben buradaki li'ye yakın koydum şu i'nin noktasını. Sevimsiz durdu. Belki size çok görünmüyor ama şöyle biraz da yaklaştırayım isterseniz. Evet, bu şekilde yazılar yazmak için Hunt 101 bizim seçeneklerimizden biri. Başka neler var? Leonard'lar var. Browser'in çeşitli uçları var. Speedball'un çeşitli uçları var. Onları da ilerleyen günlerde parça parça tanıtacağım. Dediğim Eleanor Winterson ya da David Harrison kılavuzlarını, kitaplarını, internette PDF versiyonlarını dilerseniz Amazon'dan satın alarak edinebilirsiniz. Çeşitli Türk kaligraflarında yayınları var. Ahmet Bey'in, Ahmet soyadını hatırlayamadım kusura bakmasın. Kaligrafi Dersleri adlı bir kitabı var. Orada da güzel kılavuzlarla beraber kitap basılıyor ve kitabın yanında size kılavuzlar da geliyor. Yazı tipleri de geliyor. Onlarla da çalışabilirsiniz. Mürekkebimizin kapağını kapatalım. Sizi selamlayarak bugünkü videomuza son verelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. İyi günler, iyi akşamlar ya da iyi geceler. Hangi vakitteyseniz Allah'a emanet olun.